dolma demiş ki kapıçına. Arkadaşlar Şevket Bey bu toplantıyı neden set etti? Bileniniz var mı? Sanırım geçen küfürü sonradan sıkı ağzı etmek istemiş olabilir. Olabilir. O zaman bilançoyu kompar etmemiz lazım. Arkadaşlar beni zekaysı kediyatik mi? Deadline'a göre all sports ettik. Üretim departmanını düşürmezsek prosesin gerisinde kalıp altımız edemeyiz. Bu da bizim motivation'ımızı down eder. Hemen bir toplantı set edip Şevket Bey'e bunu iletelim derim. Çok doğru. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Buyurun oturun. Bahadır sen ne yapıyorsun? Crossing check yapıyorum efendim. Tabii cross çekmek lazım. O çok önemli. Şimdi arkadaşlar aylardır benim beynimi kemiren bir durum. Böyle benim beynimi kemiriyor. Hani öyle bir durum var. Bir şey var ama ne var? Ben çözemedim. Neyse şimdi şirketin durumunu anlatın bakalım. Ne oluyor, neler oluyor? Efendim, geçen ayın datalarla basa indiğimiz zaman tot olarak marjinal faydalarımızın dominant değerlerimizin altına düştüğünü görüyoruz. Ayrıca sektörel bazda baktığımızda kur değerlerini kompars ettiğimizde birbiriyle kompars etmediğini görüyoruz. Ve burada hiçbir şekilde en iyi odur resurs alamıyoruz. Efendim benim bu noktada önerim pozisyonumuzu outsource etmek olacak. Zaten klinklarımızla yaptığımız, set ettiğimiz görüşmelerde bunun farkına varabildik. Bilmem anlatabiliyor muyuz Şevket Bey? Hayır anlatamadım. Şevket Bey dışında hiçbir şey anlamadım. Efendim derseniz çok otlara toplantıdan sonra sizi verip edebilirim. Bak. Oğlum sen ne diyorsun? Oğlum brief ne lan? Brief ne lan? Şevket Bey. Oğlum client ne lan? Oğlum kampus ne? Ne demek sakin? Oğlum client ne? Client ne? Brief mi? Oğlum. Lan biz burada sucuk satıyoruz. Sucuk anladın mı? Sucuk oğlum. Bu sucuğu çek edemezsin. Bunun yaparsın altını. Banarsın ekmeği bir güzel yersin. Sucuk brief edilmez. Kendi yanında pişer sucuk ya. Ya biz sucuk mu satıyorduk ya? He? Allah'ın salağına bak. Allah'ın salağı daha ne sattığını bilmiyor. Ben de buna para veriyorum. Lan 6 yıl oldu şirketi açalım. Daha hızlıdan bir sucuk lafı duymadık bak. Olur mu efendim? Biz her hafta toplantı set edip şirketin geleceğini konuşmuyor muyuz? Siktir. Oğlum senin sülaleni set ederim. Oğlum toplantı yapıyorsunuz da şirketi mi kurtarıyorsunuz? Anamı mı seviyorsunuz ben anlamıyorum ki. Şevket Bey. Lütfen bakın. Şimdi size güzelce açıklayacağım. Şimdi biz Şevket sucuklarını bir dünya meyribalı yapmaya çalışıyoruz efendim. Bu konuyla ilgili bir takım mitinglerimizle ilgili briefleri iki arkadaşım size post edecekti. Post ettim efendim. Mailledim. Sizi de CC'ye ekledim. Şimdi de CC'ye ekledim. Ya bir de küfür ediyoruz. Ben bir şey anlamıyorum ki. Efendim benim notlarımda da mevcut. Derseniz okuyabilirim size. Sus Bahadır. Sana ayrıca gıcım Bahadır. Lan bak söylediklerimi de yazıyor. Lan dövdüklerimi de yazıyor. Allah salamı. Oku bakayım inci bana ne yorulamış. Şevket Bey, set ettiğimiz meeting log'lara ekledi. FGI, IHC, TŞK gönderen inci set. Bu sondaki FGI, IHC, TŞK ne ya Bahadır? Şevket Bey, FGI for your information yani bilginize. İYÇ iyi çalışmalar. Teşekkürler. Teşekkürler. İnci sen benimle dalga mı geçiyorsun? Allah'ım yarabbim. Lan bu nasıl bir işti be? Ulan bakın bugün bu odadaki herkes tek tek ne iş yaptığını bana söyleyecek ya. Ulan benim 300 tane personelim var. Ne iş yaptıklarını bilmiyorum ben. Ama bunu hepiniz sizden öğrenecek. Nezaket söyle bakalım kızım sen ne iş yapıyorsun? Kurumsal marketing üzerine bref vererek check etme organizatörüyüm. Sultanahmet Gossip News Center Marrafa. Kızım Allah aşkına düzgün söyle şunu. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Fikri sen ne iş yapıyorsun? Management assistant. Fikri senin kütük nere? Bağışılı. Sen bağışılı oynadın bileceğim. Bağışılı mı oğlum? Çıldıracağım lan. Oğlum Türkçe söylüyorsun. Ne iş yapıyorsun Fikri? Müdür yardımcısı. Aha benim yardımcım da var. Lan daha kimin ne iş yaptığını bilmiyor. Ben de size para veriyorum ha. Allah'ım yarabbim. Ben de niye para veriyorum acaba? Bu mantıklı yapmış. Efendim biz şimdi şirketin marka değerçimindeyiz. Zaten nezaket arkadaşımız da şirketin logosunu yenileyip yeni bir slogan buldular. Çok merak ettim sloganı. Nezaket Hanım. Nezaket anlat kızım ya dinliyorum. Siz de kendinize sucuk diyorum mu diyorsunuz? Evet. Sucuğun adını değiştirmeye geldik. Şevketing sucukları. Evet evet. Evet evet doğru duydunuz. Şevketing sucukları. Şevketing sucukları yemeden sucuk yedim demeyin.
olmuş. Bravo, mükemmel. Evet, beğeneceğinizden çok emindim. Bu yüzden ben de tüm çalışmalar tamamlayıp bu afişe tam 1 milyon dolar harcadım. Şevket Bey, bravo. Çok mükemmel. Peki, 1 milyon dolar. Evet. Şimdi sen afişe fikriye... Ay. Sen de Bahadır ol da. Sucuğun ortasında kafam var patron. Muhasibler, sucuğun ortasında kafam var. Sucuğun ortasında kafam var. Çok zor canım. Ödeme bak. Oday, din de. Yakışmıyor size böyle hareketler. Sen sus. Sen benim çayıma karışma. Ama doğru bak. Bir çay içer. Alo. Hadi bana bir çay gönder. Siz bir şey istiyor musunuz? Ben bir ekspres alırım. Ben bir Amerikano alırım lütfen. Amerikano 2 olsun efendim. Siti yanında lütfen. Ben de ayrıca bir ice mocha istiyorum. Yalnız lütfen light olsun. İçine kesinlikle double koymasın. Teşekkür ediyorum. Ben vazgeçtim. Benimki de ice mocha light olsun ama şekeri... Aa Şevket Bey, benim Amerikano sütsüz lütfen. Benimki double olsun lütfen. Kapa Hamit, kapa. Bu sipariş bize aşar Hamit. Hamit kapa. Dur la dur, kapatma. Şimdi Hamid'im sen bize 6 tane taze taze sıcak sıcak çok kaçak çay gönder de bizi çek. He kaçak tavşan lan olsun. Tamam Hamid bari. Efendim ben bir şey sipariş etmedim. Vallahi içme. Bu sayı rahatlığı sence olur mu? Olmaz. Açma lan tek alıp çıkma lan da İtalyan espresso. Lan bu nasıl bir iştir ya? Lan arkadaş. Lan biz burada sucuk satıyoruz, sucuk, anladın mı? Gördün lan. Aranızda bu sucuktan yiyen var mı? Şey, ben veganım, beni kan tutuyor, o yüzden yiyemiyorum. Kan? Evet. Ben de sushi yiyorum, şurada yapıyorum. Sucuk. Ben sucuk yemiyorum. Belli oldu. Ben hayvansal gıda olarak sadece balık tüketiyorum. Yani yemiyorsunuz siz bu sucuk. Hayır, ben bir kere yemiştim. Çok güzel. Ben de anladım abi. Anladım, bekle şimdi. Alo, bana Fatma Usta'yı yollayın. Tamam hadi. Yani Şevket Bey, pek de abartılacak bir şey yok. Evet, yani bakın Şevket Bey, ortada çok da abartılacak bir durum yok. Kesinlikle. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın her şey bir boşa bakıyor. Yani şimdi şirketi domine edersek piyasayı kurtarabiliriz. Dediğim gibi her şey bir boşa bakıyor. Aynen. Ben de şimdi sizi boş edeceğim. Doğru doğru. Hoş geldin Fatma Usta, gel hoş geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şevket Bey bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Küçük su birikintisi ne denir arkadaşlar? Şişe su. Gördük tabii ki be. Hayır sucuk! Lık çınık olmuyor senin. Şevket Bey, bu kim? Fatma Usta sen kimsin? Kasabım. Bir daha söyle. Kasabım. Bir daha söyle. Kasabım. Canımsın. Fatma Usta. Sormasaydım sen kaçlamışsın? 4200 TL veriyorum valla. Peki sen kaçlamışsın? 30 bin. Bir daha söyle. 30 bin. Bir daha söyle. 30 bin. Lan bir daha söyle. Usta, usta dur usta ya. Usta, sen onu boş ver. Bak şimdi. Usta ben dedim. Şimdi bak sen bunların hepsini alıyorsun. Mezbahaya götürüyorsun. Bunlar senin yeni çıraklar. En geri senin pastırmalar. Şevket Bey, yapma. Şevket Bey, sen de yapma. Allah Allah. Nasıl kesersin? Ya hadi toplu sonlara da. Şevket Bey, sen bir şey söyleyeyim mi? O iş bende. Eyvallah usta. Allah'ım yarabbim. Lütfen ama Şevket Bey, ne yapıyorsunuz? Ne mi yapıyorum? Şimdi size asıl iş yapanlara push ediyorum. Bugüne kadar marka dediniz, marketing dediniz, satıştan başka bir şey bilmediniz. Hadi şimdi herkes emekçilerinden anlamıyor. Herkes et kesmiyor, yürü. Mr. Şevket, Mr. Şevket. Bakın, bakın please. Ben veganım. Beni kan tutuyor. Ben et değil, elma bile kesem. Kesin. Yapmayın. Ya Fatma Sarlar buradan ya. Ya bunu al ya. Yapmayın, sen yere mi kaçtın? Ama bakın, yapmayın. Sen et değil, elma bile. Allah kesin. Otur her şeyi yaparsın zaten. Allah'ım yarabbim. Lan bu nasıl bir iştir ya? Allah'ım sen bana sabır. Lan ben... Elin cevuru, elin ecnebisi Türkçem bozacak diye korkar ya. Bizim kendi çocuklarımız Türkçeyi katlediyor. Lan ahan da buraya yazıyorum. Bu saatten sonra
ana dilini, Türkçesini adam akıllı konuşmayan kimse o masaya oturamaz. Bravo!